arada lütfen not alın, hakikaten not alın diyorum ve iyi seyirler diliyorum. Bugünkü değerli konuğum, evet bu konuda hakikaten kişinin uzmanı, değerli bir isim. Randevusuna girmek yaklaşık olarak bir 6 ayımı aldı. Yazar ve eğitmen Sinan Ergin Hocam. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada teşekkür ediyorum. Konuşmanıza tam tamına 15 defa neden dediniz. Tahmin ediyorum kitabı herhalde. Kitabı. Tanıtmak için herhalde. Efendim evet. Bir neden deyince ben herhalde dedim herhalde o yüzden. Evet. Onu bilinçli yaptım. Satış pazarlama tekli. Sayın Hocam gizli reklam. Aynen gizli reklam oldu gizli yani. Reklam. Çünkü bilmemiz gerekiyor. Nedenleri cevabını bu programda Allah'ın izniyle öğreneceğiz. Kesinlikle. İddialı olmak istemiyorum ama öğreneceğiz. Çünkü bazı güzel sözler geliyor aklıma. Bakırı altın diye satabilirsiniz. Mekke'ye soba satabilirsiniz. Satış pazarlama tekniğini biliyorsanız. Öyle değil mi Sayın Doğru. Hocam? Çünkü hani Mekke sıcak 40 derece, yeri geliyor 50 derece. Sobaya mı ihtiyacı var? Hayır. Ama gün gelir meteoroloji bozuluyor. Yağmur yağabilir, kar yağabilir. Belki bir süs sobası güzel olabilir. Süs sobası olabilir. Bir de size indirim yaptık dersek efendim. Taksit olursa daha güzel. Taksit olursa efendim. Ne olur? Satış, pazarlama ve ekonomi hareketlenmiş aynen, olur. Aynen. Çok güzel esasında. Giriş de çok güzel oldu. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü başarıyla esasında satış ve pazarlama bir bütün haline getirdiniz. Çünkü kişinin gerçekten başarısına baktığınızda başarısını en iyi anlatabileceği, en iyi götürebileceği olay satış ve pazarlamadan geçiyor. Yani siz ne kadar iyi bir ürün çıkarsanız da, iyi ürünler çıkartmaya devam da etseniz, eğer satış ve pazarlamayı bilmiyorsanız ne yazık ki başarılı olmak mümkün olmayacaktır. Doğru. Fakat satış ve pazarlama bilmeniz de tam ve yeterli değildir esasında. Kişilik gelişimi. Aynen, kişilik gelişimi çok çok önemli. Yani kişi kendi iş dünyası içerisinde mutlu, huzurlu olmadığı takdirde satış ve pazarlamayı da yapmaya gönlü olmayacaktır zaten. Yani belki biliyor olabilir nasıl yapılabileceğini ama eğer iş dünyasında huzursuz, mutsuz, isteksizse yapmaya gönlü olmayacağı için yine başarısız olacak. Yani bilgide kalmış olacak. Bilgiden eyleme geçirebilmesi için kişide istek ve mutluluk uyandırmak lazım esasında. Aynı şekilde alışveriş yapılırken de müşterilerde istek uyandırırız esasında biz. Yoksa herkesin bir tane iki tane elbisesi var. Biz neden çok fazla elbise alıyoruz? Hiçbir anlamı yok normalinde. Biz tamamıyla istek uyandırıyoruz. O istekten dolayı otomatik olarak alışverişler devam ediyor. Halbuki en büyük istek kimde biliyor musunuz? Bakın mesela bugün gidin perakende sektöründe patronlara bakın. Özellikle yeni ürünler çıkarttıklarında, yeni modeller çıkarttıklarında inanılmaz bir istekli ve coşkulu olurlar. Hatta uyuyamazlar. Hele o mağazayı açarken, vitrini kurarken inanılmaz heyecanlıdırlar. O istek esasında onların başarısını getirir. Yani işin temelinde kişinin kendi içsel bütünlüğü içerisinde istek ve coşkunun olması lazım. Heyecanlı olması gerekiyor. Tabii o pozitif heyecanlı olması gerekiyor. Şimdi o kadar enteresan güzel bir şey daha sordunuz. Şimdi pozitif heyecanlı olması gerekiyor tabii ki ama fazla pozitiflik de iyi bir şey değil. Yani bunun dingin kalması lazım. Yani çok pozitiflik, çok negatiflik ikisi de aynı kelimeye doğru gidiyor esasında. Çok pozitif olduğunuzda inanılmaz derecede yanlış kararlar da alabilirsiniz. Çünkü o pozitiflik hali size farklı duygular oluşturur. Yani şu anda ışık burada eğer 220 watt'tan 300 watt'a çıkarsa lambalar yanar. Yani yürümesi mümkün olmaz. Bizim 220 watt'ta onu korumamız lazım. Makulü yani de bilmemiz gerekiyor. Olması lazım. Tabii tabii. Aynı biçimde yani çok pozitifle alınmış olan kararlar vardır mesela. Bir gün gaza gelebilirsiniz. Dersiniz ki maaşları 130 zam. Aybaşı gelir paranız yoktur ödeyemezsiniz ondan sonra. Yani mümkün olduğunca onları çok iyi derecede anlamış olmamız lazım. Evet. Şimdi hocam satış pazarlama eğitimlerinde de hep şöyle bir şey var. Kişilerin ve kişilik vasıflarına göre eğitilmeleri gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Şimdi özellikle bütün eğitim metotlarında genellikle ortaya karışık bir eğitim derler ya böyle. Herkesin alabileceği bir şey çıkartmaya çalışılır. Ancak olması gereken kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda ve seviyeleri ölçüsünde bilgiyi vermektir. Kişinin beklediğinin üzerinde bir bilgi verirseniz eğer alması mümkün olmayacağı için kap taşacaktır esasında orada. Veyahut da bu eğitim çok kötü, bu sistem çok kötü diyerekten yargılamaya başlayacaktır. Mümkün olduğunca bunu onun alabileceği ölçüde vermeye çalışmak lazım ki kişi çok daha rahatça alabilsin, o bilgiyi uygulayabilsin. Eğitime giren kişinin de, eğitimi alan kişinin de bir şeyi çok iyi bilmiş olması lazım. Genelde şöyle bir yanılgı var. Ah adam ne güzel anlattı, hoca çok doğru söylüyor. Aynı benim gibi. Aynı senin gibi söylüyorsa o zaman eğitime gerek kalmamış demektir. Kritik konu senin bilgilerin hatta belki de zıt veyahut da daha farklı biçimde bakış açısı getirebiliyorsa ve sen bunu eğer sorgulayıp araştırmaya ilerleyebiliyorsan o zaman gerçekten bir şey kazanmış olabilirsin. Benimsemek gerekiyor bir de araştırdıklarımızı. Ve araştırmak. Yani sonuçta şöyle bir şey düşünün. 25 yıl önce ben size deseydim ki yolda yürürken telefonla Almanya'daki abini arayacaksın.
Siz bana derdiniz ki ya ne diyorsun, ne kadar saçmalıyorsun sen. Bir de yetmedi, şimdi bir de üstüne görüntü... Bravo, bir de görüntülü. Yani inanılmaz bir şey gibi gözüküyor. Halbuki bu fikri araştırsak, inceleseydik belki çok daha hızlı cep telefonuna kavuşmamız mümkün olabilirdi. Yani biz genellikle kendimize uygun olan bilgileri alıyoruz ve beğeniyoruz. Uygun değilse dışarıya atıyoruz. Halbuki tam tersi olması lazım. Çünkü bilgiyi alıp, araştırıp, inceleyip eylem haline getirmek lazım. Ancak o zaman başarılı olabilir. Mesela şeyin çok güzel bir sözü var Galileo'nun. Ben çok kullanıyorum eğitimlerde. Evet hocam. Diyor ki bir kişiye diyor hiçbir şey öğretemezsiniz. Bakın ama hiçbir şey öğretemezsiniz diyor. Ancak içindekini çıkartabilirsiniz. İçindekini keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz diyor. Harikasınız. Yani eğer o bilgiyi içindekini istekle dışarıya çıkartabilirsem o zaman o kişiyi kazanmış olabiliyoruz. Niyeti varsa zaten. Bravo. Peki şu anda bakalım eğitim sistemimiz nasıl? İlkokuldan üniversite sona kadar. Sadece bir bilgiyi mümkün olduğunca doğru diye her şekilde vermeye çalışıyoruz. Halbuki gençlerin ve çocukların mümkün olduğunca araştırmaya itilmesi onları hem eğlenceye doğru götürmüş olacak, hem kendisini bulmaya götürmüş olacak ve çok daha fazlasıyla başarılı olmuş olacak. Kişi kendisinin bulmuş olduğu bilgiye sahip çıkar. Başkasının almış olduğu bilgi ise buradan girer ve buradan çıkar. Mümkün olduğunca da olmaması gereken bir şeydir esasında bu. Hatta nasıldır mesela ilkokul, ortaokullarda falan genç kopya hazırlar. Kopya hazırlarken ezberlemiştir ve öğrenmiştir esasında. Kopya'ya gerek kalmaz. Yani çok enteresan bir olaydır bu. O yüzden gençlerde istek ve coşkuyu uyandırmak lazım. Özellikle yeni kuşak bizlerden çok çok farklı. Yani onların algılaması, sisteme bakış açıları çok çok farklı. Biz siyah beyaz ekranlarla televizyonla yeni tanışarak büyüdük. Onlarsa şu anda bambaşka bir dünyayla büyüyorlar. Anında dünyayla bağlantıları var. Kesinlikle. Bilgisayarla, cep telefonlarıyla her yerde her bilgiyi temin edebiliyorlar. Kesinlikle. Mesela disiplin diyoruz mesela, değil mi? Disiplin. Disiplin ne demek acaba hakikaten yani? Yani bakıyorsunuz okullarda, bütün eğitmenlerde, her yerde, normal şirketlerde, her yerde disiplin konuşuluyor. Yani sabah 10 dakika işe geç kalıyorsunuz, vay anam yandık, her şey mahvoldu falan diyoruz. Fakat disiplinin gerçekten ne anlama geldiğini çok iyi anlamak lazım. Disiplin dediğimiz şey isteğe olan disiplin olması lazım. Yani istekli olmaya karşı disiplinli olmamız lazım. Eğer istek kaçıyorsa disiplin etmemiz gereken şey isteğimizdir esasında. Yoksa kurallar değildir esasında. Kurallar tamamıyla sizi robot yapar, rutin bir hale getirir. Rutin ise bir ölüm demektir esasında. Yaşayan bizim, ölü. Bravo, yaşayan ölü. Tam bir zombi gibi. Ancak benim disiplinim isteğime, amacıma, düşünme göre olması lazım. Yani ancak o zaman bir şekilde ilerleyebilirim. Yani disiplini biz sonradan farklı şekilde algılıyoruz. Mesela evde de var değil mi? Çocuğumuzun hemen erkenden yatmasını istiyoruz. Uyumasını istiyoruz. Niye? Sabah erken kalksın istiyoruz. Hayır. Değil mi? Anneler rahat etsin diye. Biraz kafasını dinlesin diye. Annelerin en mutlu olduğu an da hocam çocukların uyurken olduğu anmış. Tabii ki. Çünkü yani rahat ediyor. O yüzden ne diyoruz? Biz saat 8'de uyuması gerekir. Neden 8'de uyuması gerekir? Günde 12 saat uyuması gerekir. Neden 12 saat uyuması gerekir? Çünkü anne kafasını dinlesin diye. Lütfen biraz daha düşünün. Gerçekten 8'de uyuması mı gerekir? Ya da 7'de mi? Zaten kimisi çocuk... de çok özür dilerim hocam. Kimisi de uyutmuyor. Aynen. Değil mi? Bir de o denge var. Ya bence çocuklar esasında biliyorlar. Yani ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Esasında onlara bıraksak onlar ne yiyeceklerini, ne zaman yiyeceklerini çok iyi derecede biliyorlar. Mesela inceleyin çocuklara, böyle küçük çocuklara bakın mesela. Oyun oynarlar. Sonra koşa koşa tuvalete giderler. Yani anlıktır onların her şeyleri. Yani böyle bırakamaz oyununu. Çok gerekli olduğunda ancak gider. Onlar neyi, ne zaman yapacaklarını bizden çok daha iyi biliyorlar esasında. Biz onlara ortamı gelen hazırlarsak eğer, onlar bunda çok daha başarılı olacaklardır. Eğitimin de zaten gerçek amacı bu olması lazım. Yani içeriden dışarıya doğru bir sistemin oluşmuş olması lazım. Hocam sizde şöyle bir örneğiniz vardır her zaman. Uçan balonla ilgili. Değerli iş adamı Ali Sabancı ile birlikte de bunu anlatmış. Türkiye Doğru Motorlar Birliği'ndeki bir sempozyumda öyle bir şey yaptık. O sempozyumdakini anlatır mısınız? Ben arzu ediyorum radyoları ve ekranları başındaki izleyicilerimiz de bu güzel örneği dinlesinler. Tabii tabii. Aynı zamanda şu anda assemble.org'a girerlerse orada aynen şu anda o eğitim şeyi var. 1 saat 10 dakika civarında sürüyor. Türkiye Dolar Borsalar Birliği içerisinde genç girişimcilere bir eğitim platformu kurduk. Evet. Ve canlı yayına 81 vilayetteki gençlerimize girişimci konusunda ve liderlik konusunda çok güzel bir eğitim organize etmeye çalışmıştık. Tahmin ediyorum oradaki bölümden bahsediyoruz. Çok enteresan bir şey esasında. Bu sistemin içerisinde liderliği çok güzel tanımlayan bir şey. Başarıyı çok güzel tanımlayan bir şey. Biz genellikle başarılı olabilmek için, iyi bir lider olabilmek için devamlı bir şeyleri öğrenmemiz gerekli olduğunu zannediyoruz. Yani bir şeyleri eklememiz gerekir zannediyoruz. Halbuki sistem tam tersiyle çalışıyor. Sistem boşaltmakla çalışıyor. Yani neyi boşaltmamız lazım? Şöyle düşünelim mesela. Gereksiz huylarımızı, gereksiz yüklerimizi. Bir balonun havalanması için ne gerekir? Ağırlıklarından kurtulmuş olması gerekir. Yani balonun ağırlıklarını bırakırsanız balon havalanır ancak. Değil mi? Yeniden ağırlık koyarsanız ya da
gazı boşaltırsanız olan yeniden iner. Gazın boşalması nedir esasında? İsteğin ve coşkunun bitmesi demektir. Evet. Ağırlıkların boşalması nedir? Korku, endişe, sıkıntı, negatif haller, stres, kasvet, karalar bağlanması. Bunların olduğu bir ortamda senin havalanman, uçman ve bir şekilde amacına doğru ilerlemen mümkün olmayacaktır. Çünkü...